Merhaba arkadaşlar, phphocam.com'a hoş geldiniz. Sıradaki dersimizde Adobe Fireworks'u göreceğiz arkadaşlar. Genelde Adobe Design için kullanılır, siteleri dizayn etmek için. Photoshop yerine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bence Photoshop'tan daha güçlü bir program. Photoshop da göreceğiz. Fakat ben genel olarak Fireworks kullanıyorum. Öncelikle tanıtayım arkadaşlar Fireworks'u size. Bir dosya açmak için buradan File menüsünden Open diyerek açabilirsiniz. Herhangi bir dosyayı indirebilirsiniz. Resimlerinizi koyabilirsiniz buraya. Veyahut da yeni bir proje New diye başlatabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bir şey yapmak istiyorsanız şuradan Firework PNG'ye tıklayabilirsiniz. Create a New. Tıkladıktan sonra çalışacağınız boyutu belirliyorsunuz arkadaşlar. 800'e 300 mesela burada yazıyor. Ben değiştireyim onu. 900'e şöyle 400'lük bir alan olsun bana. Öyle bir alan hazırlasın. OK'ye tıklıyorum. OK'ye tıkladım. Gördüğünüz gibi bana 900'e 300'lük bir alan verdi. Öncelikle şöyle araç gelişleri tanıtayım arkadaşlar. Edit bölümünü, insert bölümünü falan pek fazla kullanmayacağız arkadaşlar. Burada normal bilinen metotlar burada. Genellikle şu araçlar bize yetecek. Ben expanded modda çalışıyorum. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Optimize genelde çalışacağınız sayfanın biçimini, formatını ayarlamak için kullanılıyor. İşte JPEG gibi, GIF gibi. History yaptığınız şeyleri, align ortalama biliyorsunuz. Page ilk sayfamız bu şu an. Page 01 şurada yazdı. State ise arkadaşlar Photoshop biliyorsunuz biraz. Onlarda durumlar vardı, layers'lar vardı. Ona benzer bir şey. Layers da hemen hemen aynı. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Style'lar ise bildiğimiz Adobe Fireworks tarafından verilen temel şeyler, style'ler. Bunları yazılarınıza, herhangi bir şeyinize uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Color ve switch de hemen bilinen şeyler bunlar da. Hemen bir çalışma yapalım arkadaşlar. Öncelikle bir şey çalışmak istiyorsanız, herhangi bir resim eklemiyorsanız, bir arka plan oluşturacaksanız şuradan Rectangle Tool yazıyor arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz vektörde. Tıkladıktan sonra şöyle çalışacağınız alanı şöyle işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. İşaretledikten sonra buradan rengini ayarlayabilirsiniz. Mesela burada mavi renk ayarlamışım ben. Şöyle bir renk verip ikinci bir rengi de şöyle bir renk verip karışık, ikisi de aynı oldu hemen hemen. Karışık bir şeyler oluşturabilirsiniz. Bu kenarlık oluyor arkadaşlar. Burada özellikler var. Özellikleri verebilirsiniz. Şöyle özellikler uygulayabilirsiniz. Gradient pattern gibi şöyle şu özellikler var. İlla renk uygulamanız gerekmiyor. Sonra kenarlıklar için herhangi bir şey uygulayabilirsiniz. Kenarlıklar. Şu an tabii ki kenarlık bir piksel olduğu için belli olmuyor. Şöyle arttırayım şunu. Gördüğünüz gibi şurada kenarlıklar oluştu arkadaşlar. Kenarlıkları böylelikle oluşturabilirsiniz. Ben şuradan hazır bir style kullanayım arkadaşlar. Genelde çok herkes hani pek çok kişi hazır kullanır. Şurada style bölümünden şöyle style bölümünden mesela old paper'dan bir tane seçeyim arkadaşlar. Şöyle old paper'ı kullanayım. Evet, şu kalsın. Old paper. Bir yazı yazacaksınız da arkadaşlar şöyle text'e tıklıyorsunuz. Buradan yazınızı yazabilirsiniz. İlk ne diyelim buraya? www.phphocam.com diyelim. Oluşturduktan sonra şu mouse'la şu fare işaretine tıklayıp bunu sağ sola hareket ettirebilirsiniz. Buradan yüksekliğini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şurada yüksekliği. Aynı zamanda şunun da yüksekliğini. Neye tıklarsanız bu onu seçiyor arkadaşlar. Boyunu ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir şey tıkladığınız bir şey. Şöyle kenarına gelip tutup genişletebilirsiniz. Diğer kişi ise arkadaşlar sub selection ise daha ayrıntılar için kullanılıyor. Mesela şunun şu üst tarafını kısaltacaksınız sadece. Şöyle kısaltma gibi. İşte herhangi bir yerini şöyle mesela kırmızının üzerine geldiniz. Şöyle bakayım. Evet, uyarı veriyor bana yapamazsın diye. Okey diyorum. Geçelim onu arkadaşlar. Tekrar buraya tıklıyorum. Bu boya arkadaşlar. Boyamak için, rengini değiştirmek için böyle rengini değiştirip tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz bir efekt veriyor. Ben bir geri geliyorum. Bunları zamanla öğreneceksiniz arkadaşlar. Yani zor bir şey yok. Tekrar fareme tıklıyorum. Eğer diyelim resminizin boyutunu kısaltacaksınız, alanı kısaltacaksınız, nasıl yapacaksınız?
Şöyle resmimize tıkladıktan sonra boş bir alana tıklayın arkadaşlar. Boş bir alana tıkladıktan sonra Canvas Size diyorsunuz. Burada 9400 yapmıştık. Onu kısaltabiliriz. Mesela 600'e 300'lük bir alan versin bana dersek, şöyle ortayı seçersek her yerden eşit seçer. Yukarıyı seçersek yukarıdan almaz, sadece aşağıları kırpar. Bu gibi özellikler arkadaşlar. Hemen şuradan OK diyeyim. Gördüğünüz gibi kısaldı. Fakat gördüğünüz gibi resmim şuralarda kaldı. Resmim şöyle devam ediyor. Şuralara dikkat ederseniz mavi hala devam ediyor. Bunu nasıl kısaltacağız? Şöyle yine boşluğa tıklayıp arkadaşlar Fit Canvas Size derseniz resim alanımızda aynı boyutu alacaktır arkadaşlar. Fit Canvas Size diyeyim, Canvas diyeyim. Gördüğünüz gibi pardon, alanım resimle aynı boyutu alacak. Gördüğünüz gibi alanım resimle aynı boyutu aldı arkadaşlar. Ya da resmin boyutunu kısaltabilirsiniz buradan. 780'i 20 mesela. Onu mesela 600 yapabilirsiniz. 600-270. Gördüğünüz gibi kısaldı arkadaşlar resmin. Buradan bunun boyutunu ya da şuradan mesela 99 X koordinatında 99 derece, Y'de ise 73. Bunu ayarlayabilirsiniz. Mesela şuraya 150 yazayım. Gördüğünüz gibi sağa kaydı. Ya da tıklayıp oklarla sağa sola hareket ettirebilirsiniz. Tıklayıp oklarla sağa sola hareket ettirebilirsiniz arkadaşlar. Şu yukarıdaki menülerden yönünü değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ters yazabilirsiniz. Ters çevirebilirsiniz. Çeşitli efektler verebilirsiniz arkadaşlar. Buradan ise send to back diyor. Arkaya yollayabilirsiniz. Öne alabilirsiniz arkadaşlar şunlardan. Bu gibi özellikler var. Buralarda ise hemen hemen hepsi aynı. Cut, kopyala, kes, yapıştır gibi ileri geri şeyler, ileri geri yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şunu tekrar düzelteyim. WWPHBOC olsun. Evet. PHBOC'an belli olsun. Bu gibi özellikler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar olsun. Böylelikle Adobe Design'e giriş yapmış olduk arkadaşlar. Peki bunu nasıl kaydedeceğiz arkadaşlar? Ya da bir resim ekleyeceğiz. Bitirmeden önce bir kere resim koyalım arkadaşlar. File diyoruz. Import deyip ben şuradan herhangi bir klasörüm içerisinden Web Hocam diye bir klasörüm var benim. Burada şuradan bir resim koyayım mesela arkadaşlar. Steve Jobs'ın resmini koydum mesela şuraya. Şöyle boyutunu buradan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Veyahut da şuradan kendiniz değiştirebilirsiniz. Mesela yüksekliğini biraz arttırayım. 100 yapayım. Yüksekliğini arttırdım. Tıklayıp şu oklarla klavyemdeki oklarla sağ sol ayarını yapabilirim arkadaşlar. İstediğim yere koyabilirim. Gördüğünüz gibi değişik özellikleri var. Daha da göreceğiz arkadaşlar. Diyelim bunu kaydetmek istiyorsanız iki yöntem var. Bir export deyip basit bir şekilde kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Basit bir şekilde resim olarak kaydedebilirsiniz. Ya da HTML, PDF gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Ya da eğer sağlam bir şey, yani kaliteli bir çalışma yapıyorsanız, yani düzgün bir projeniz varsa Export Wizard'ı kullanabilirsiniz. Export Wizard deyip Continue diyorsunuz. Tekrar Continue diyorsunuz. Exit diyoruz. Ve buradan bize ne yapmamızı istiyor arkadaşlar. Ne yapacağımızı soruyor. JPEG, PNG, GIF, BMP gibi çeşitleri uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdilik JPEG yapayım ya da PNG yapayım, hiç fark etmez. PNG yapayım arkadaşlar. PNG diye kaydedeyim bunu. PNG 32 olsun. Ya da 32 olsun. Export diyerek arkadaşlar, siz JPEG'de yapabilirsiniz. Export diyerek bunu kaydedebilirsiniz. Export diyorum. Bunu masa üstüme kaydedeceğim arkadaşlar. İsmi ise şöyle şuradan ayarlayayım. Deneme.png olsun masa üstünde. Kaydet diyorum arkadaşlar. Kaydettim. Bir bakalım arkadaşlar masa üstünde. Evet, hemen şurada. Yeniliyorum. Evet, şöyle bir dosyamız, şöyle bir çalışmamız oldu arkadaşlar. Daha güzel şeyler de yapacağız ama bu giriş içindi. Böylelikle Adobe Fireworks'a giriş yapmış olduk. Ben Fireworks 4'ü kullanıyorum. CS4'ü kullanıyorum. Şimdilik 8'i, 6'yı, 5'i istediğinizi kullanabilirsiniz. Hemen hemen aynı. Birkaç yeni özellikler, yeni özellik haricinde. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.